Herkese merhabalar. Pelin Karan Nefis Tarifleri hoş geldiniz efendim. Bugün güzel bir çay saati menümüz olacak. Tatlımız, salatamız, güzel bir hamur işimiz ve ara sıcağımızla dolu dolu bir çay saati menüsü. Konum da biyoenerji ve astroloji konularını kendini geliştirmiş, hoş sohbet, çok tatlı bir bayan. Kendisi Ankara'dan katılıyor. Sevgili Başak Oral, bir güzel sohbet edelim. Ardından başlasın Pelin Karan'la Nefis Tarifler. Bu arada değişik bir yoğurma tekniği bu ya. Öyle mi? Evet. Bilmem, belki bilmediğimdendir. Burcun ne? Başak. Başak üstü, boğa yanı terazi. Benim burcum terazi, yükselenim kova, yanımı bilmiyorum. Çerkez tavuğu sipariş veriyorum konuklarıma burada. Günün ortasında havuçlu kek krizi gelmiyor mu? Havuçlu kek krizi. Bana bir beş çayı krizi geliyor. Doyurucu, besleyici, içinde bol bol sebze de var hepsinin, o yüzden güzel tarifler oldu. Konuğum geldi sevgili Başak, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkürler. Güzel yemekler yapacağız. Başak'ın güzel tarifleri var bugün. Aslında evet. Bir çay saati denilebilir değil mi bugün evet, için? Evet, diyebiliriz yani, aynen. Değişik böyle sıcak yemek var içinde, salatası var, evet. Tatlısı var. Gerçi ben bu tarz şeyleri her öğün yiyebilirim. Ben de ya, en sevdiğim. Bir de her öğün kahvaltı edebilirim. Evet, aynen. Çok ben de bazı akşamlar çok sıkıldığım zaman gerçekten bir aynen böyle bayağı domatesli, salatalıklı, maydanozlu evet, bayılıyorum. Sen de benim kafadansın. Evet. Biraz seni tanıyalım mı önce yemeklerden önce? Aslında Ankaralıyım. Ankara doğma büyüme. Sen de Ankara'sın. Evet, hemşeriyiz. Evet, ben Ankaralıyım. Evet, ailem orada yaşıyor. Ben 2000 yılında geldim İstanbul'a kariyer aşkıyla. Arkeoloğum aslında. Öyle mi? Ama yaklaşık 98 yılından beri perakende ile ilgileniyorum. Son 7 yıldır da e-ticaretle ilgileniyorum. Kendi firmam var. Kendi çapımda ihracat yapıyorum. En güzel, süper. Evet, kadın girişimci. Çalışan bir kadın, evet. Aynen. Aynı zamanda da sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum ve sosyal medyadan da Türkiye'ye ve işte kadınlara satış yapıyorum. Aynı zamanda Maslak'ta ofisim, evet. Çok yoğun, koşturmalı geçiyor. Bütün bunlar bir de mutfak aşkını sığdırdım. Evet, mutfağı yani herhalde sevmeyen yoktur. Ben yapmayı da yemeği de çok severim, sunmayı da çok severim. Arkadaşlarımı çağırıp yemekler yapıp, konseptler yapıp o konseptlere göre böyle bayağı... Aa, bizim bugün biraz o zaman detay var. Evet, severim yani sunmayı. Konsept hazırlamak istiyorsak ne yapmak lazım? Biraz evet, Eminönü'ne giderim böyle minik süsler alırım falan. Uğraşıyorsun yani bu evet, onlarla. Gerçi son zamanlarda yoğunluktan değil ama evet genelde ben bir süre İngiltere'de yaşadım 2 yıl kadar. Oradan dönerken bayağı bildiğiniz şöyle bir koli yemek kitabı gönderdim buraya. Bütün dünya mutfağına çok ne ilgiliyim. Seviyorsun evet, araştırmayı. Evet, evet, severim. Yemeği de severim. Onu özellikle yemeği altını çiziyorum. Yemeği ama sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Yani böyle özellikle son zaman bir 7 yıl kadar semi vejetaryandım. Semi vejetaryan evet. Nasıl oluyor? Aslında balık yiyor. Kırmızı et ve tavuk yemiyor tavuk ya da hindi yemiyor. Yani et olarak balık tüketiyorsun sadece. Balık evet. Tükettim. Çok miktarda baklagil tükettim. Çok severim mercimek, bulgur. Veganlar var. Onlar çok böyle bayağı koyu şey. Çok bir şey diyeceğim o zaman. Bu mevzu biraz derin. Evet, derin. Bunu yemek yaparken tamam, sohbet edelim. Çünkü eminim öyle artık çok çeşitli insan var. Yani beslenme evet. Türüne göre böyle değişiklik gösteren. Onu yemek yaparken tamam, konuşalım. Tabii ki. O zaman ilk yemeğimiz hengel olacak efendim. Evet. Güzel bir yöresel yemek. Evet. Nereden geldi, nasıl bir tarif onu da konuşacağız. Ama biz farklı yapacağız çünkü içine peynir koyacak. Evet. O da sürpriz olsun hengeli. Ben baktığım zaman tariflere hep kıyma konulur biliyorsunuz bu tarz şeylerin içine. Hamurlu işte mantı tarzı şeylerin içine. Ben keçi peyniriyle yaptım. Bu sefer farklı bir tarif patates gelecek. Ve keçi peynirini karıştırarak of, yaptım. Süper. Aynen evet. Çok da yakışır keçi peyniri. Önce malzemeler gelsin ardından hengelle başlayalım. Hengel. Hamuru için 1 su bardağı ılık su, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un. İç harcı için 2 adet haşlanmış patates, 2 adet kuru soğan, 250 gram keçi peyniri, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane. Üzeri için 1 su bardağı süzme yoğurt, yarım çay bardağı su, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber. Günlük
tarif efendim, hengelle başlayacağız. Hengel deniyor, hingel deniyor. Evet. Doğrusu ne aslında? Ben de hengel diyebiliyorum ama hingel diye de görüyorum internette. Tam olarak hengel, nerenin yemeği? Aslında Sivas diyebiliyorum ama bütün İç Anadolu'da mantı gibi adeta Kayseri'nindir. Evet, biliriz ama her yerde yapılır. Kars da var hatta. Kars da. Yani İç Anadolu biraz herkes kendine göre aslında bir şey ekleyip yapıp kendine yoğurmuş. Ben de biraz öyle yaptım aslında. Bu da başarılı hengeli olsun. Aynen. Ben de keçi peyniri ve patatesle yaptım. En farklı sende galiba. Galiba. Keçi peynirini ben çok seviyorum. Leziz bir peynir. Keçi peyniri çok güzel ama tek başına yediğin zaman biraz da tabii ağır. O biraz keçi kokusu gelir ya insana. Doğru. Ama bir şeyin içine çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Evet. Salata da çok güzel salata oluyor. Salata da çok güzel oluyor. Bir hamur yapacağız sanıyorum. Evet. Önce onunla başlayalım. Ardından aynen da iç harcına geçeceğiz. Önce yumurtadan başladık. Yani evet, herkesin bir şeyi var, tarzı çeşidi var yaparken. Herkesin bir yoğurt yeme stili var. Evet, her yediğin yoğurt da evet farklı derler ya. Bir miktar koyuyorum un. Az malzeme var ama şey olarak. Unda mı? Aha, yani hamurda mı? Hamurunda. Bir de tuzu var, tuzunu da ekleyeceğiz. Evet, tuzunu da. Ne kadar ekleyeyim? Biraz olayım. Ben çok tuz kullanmıyorum. Tuz o şekilde hayatımdan çıkarttım diyebilirim. Ay ne güzel. Evet. Nasıl çıkardın? Çok zor ya. Yani bu aslında yurt dışında yaşarken evinde yaşadığım hanım çok bitki çayı içiyordu. Ben de içiyordum. Şekeri de bocalıyordum. Bir gün bana dedi ki yani. Bitki çayı içiyordun, hem şeker tadı. Evet. Bana dedi ki nasıl bu kadar çok şekerle içiyorsun? Sadece şeker tadı alıyorsun. Bitkinin ve çayın tadını hiç almıyorsundur dedi. Yo, böyle daha güzel falan dedim. Sonra o beni ikna etti. Ve ben o yaklaşık bir 15 yıldır falan şekersiz. Gerçekten. Evet. Çok da şey. Benim çayı bir tane şeker atmam lazım ya. Böyle atmayınca bir acı geliyor. Hmm. Eskiden iki atıyordum mesela bir çay bardağını. Şimdi artık tek atıyorum. Yani bu bile bence benim için bir gelişme. Aslında ama ben ona hiç atmamak lazım. Şöyle alıştım. Açık çay içerek başladım. Açık çay. Bayağı bildiğin çok açık çay. Paşa çayı. Evet. Öyle başladım. Sonra gerçekten çayın tadını alınca bir de güzel çay içince. Güzel çayı şekersiz içince hakikaten kahveyi de öyle. Kahvenin ve şeyin İstemedin tadını. Yani. Tekrar yok, şeker eklemek gerek istemedi. Hayır. Hiç o kadar şu an yapay geliyor ki şeker. Yeni, evet. Tatlılarda mı kullanıyorsun değil mi şekeri? Yani evet. Sonuçta misafirin geliyor. Şöyle bir şey var. Kendin yemesen bile ya evdekiler ya da gelen misafire tabii ki bir şey ikram etmek lazım. Evet ama ben onları da yönlendiriyorum. Şeker kullanmayın diyorum. Ha. Bazen hatta geldiklerinde evde şeker olmamış oluyor. O kadar yok. Evde şeker yok. Aynen. Şeker çay kaşığı da yok. Evet. Yok yani. Ya zararlı bir de yani vücuda şeker sokmamak ne lazım. Ne kadar az tabii sokarsak evet o kadar iyi. O yüzden sağlıklı beslenmeyi önemsiyorum. Değişik bir yoğurma tekniği bu ya. Öyle mi? Evet. Bilmem. Belki bilmediğimdendir. Yok böyle bir şey böyle bir bastıra bastıra. Evet böyle şey iyice karışsın şey diye. Karışsın. Bayağı. Karışsın içine. Evet. Hadi bakalım. O zaman hamurumuzu iyice bir yoğuralım. Kıvamı alsın. Sonra dinlendirmeye bırakacağız. Aynen. O sırada biz de iç harcına başlayacağız. Aynen. Efendim şimdi hamurlarımız üç bezi ayrıldı ve dinlendirmeyi bıraktık. Evet. Biz şimdi iç harcına geçeceğiz. Aynen. Değil şimdi mi? Soğanları evet. Şunu birazcık kısalım. Pardon. Tamam. Soğanları kesiyoruz. Evet. Erimeye başlasın. Ondan sonra soğanlarımızı bir kavuracağız. Evet. Haşlanmış patatesimiz var, salçamız var. Evet. Peyniri en son mu koyuyorsun? Nasıl yapıyorsun? Evet. Şey kavrulduktan sonra soğan. Patatesle birlikte hepsini karıştıracağız. O esnada koyacağız. Hmm. Bu arada ben soğansız, sarımsaksız... Hayat yaşamıyorum mu diyorsun gerçekten? No way, evet. Şu şeyi bir anlatsana, o nasıl oluyor? Hangisi? Vejetaryen çeşitlerini bahsediyordun ya başta. Evet, semi vejetaryen var. Semi, semi evet. Balık yiyen. Evet, kırmızı et ve tavuk, hindi yemiyor. Veganlar var. Veganlar hiçbir şekilde hiçbir hayvansal ürünü yemiyor. Ha, hatta vegan atıyor mesela. O zaman keçi peynirini de yemez. Yok. Süt içmiyorlar. Süt de içmiyor. Hatta evet, biraz zor. Hatta bal yemiyorlar. Veganlık ama biraz şey. Biraz sert bir şey. Çok sert bir şey. Hatta şeyleri, sebzeleri de dalından düşmeden yemiyorlar. Yani ağaçtan düşmeden, olgunlaşıp ağaç onu kendisi bırakmadan nereden yemiyorlar. Bilmem. Ağacın altında herhalde. Herhalde siz ama yani hani okuduğum bildiğim kadarıyla. Allah yani bize de yesek çok acıktık. Aslında yurt dışında bunlar biliniyor. Yani
Böyle firmalar var. Ama tabii bizde daha güvenilir. Ya evet tabii. Ama bizde daha veganlık son zamanlarda çok sık duyduğum. Çünkü popüler oluyor aslında. Evet. İnsanların ihtiyaçlarına ve işte yaşam şekillerine göre değişiyor şeyler. Çeşitleniyor. Eskiden hiç böyle şeyler yoktu. Yoktu değil mi? Evet, yoktu. Yanmadan koyalım soğanlarımızı. Evet. İki tane soğan da içine. Aynen. Yemeklik doğradık. Tereyağı da güzel koktu yalnız. Evet, şimdi tereyağı soğan. Aynen. Geçecek. Evet. Şöyle karıştıralım. Birazcık daha evet. Tamam. Şöyle kısayım o zaman. Ben mesela şeyde de sebzeleri yani yemek pişirirken de ben daha böyle raw daha çiğ severim. Evet, şimdi bu rawlar meşhur. Evet. Çiğ tüketmek. Ben daha sebzeleri. Daha az pişiririm. Daha böyle al dente makarnayı öyle al dente yaparım. Makarna falan da severim. Evet. Yani böyle çok pişmiş şeyi yediğim şeyin tadını alamadığımı düşünüyorum. Tamam, erip çok gidiyor kabak, çünkü. Kabak, daha evet, güzel daha diri yani. Evet, kabak, mantar hepsini daha diri daha çok seviyorum. Bu da ezildi. Bunun tamam. İçine peynirini ekleyebiliriz şimdi. Peynirini ekleyelim. Peynirimi hemen alayım şundan. Şimdi burada keçi peyniri kullanacağız. Evet. Bir kalıp bir şey. Parça yeterli herhalde değil mi şuradan? Evet, yarısı gibi. Yarısından biraz az bile olabilir. Şu parçayı verebilirim sana. Olur. Direkt içine keçi beyaz peynir ekliyoruz. Başka çeşit peynir olabilir mi? Ben başka çeşitle denemedim ama neden olmasın? Peynir her şeye çok yakışıyor. O yüzden. Evet, böyle mesela işte o kıyma falan tercih etmeyenler. Evet. Orada onu kullanabilirler. Aynen. Kolay ezilsin diye şöyle parçalıyorum şeyleri. Peynirleri. Açıyorum. Mesela keçi tercih etmiyorsunuz belki koyun peynir. Aa, o tabii ki mutlaka. Ya da onların hepsinin karışımı da oluyor. Keçi, evet. Koyun, inek. Belki lor ama olabilir. Lor, aa, lor da yakışır evet. Evet, her şeye yakışıyor. Ben peyniri çok sevdiğim için. Ben de. Mesela peynir. Peynirsiz peynir olmaz. Ben de evet. Aynen. Et hayır ama peynir evet. Hele ki kahvaltı. Kahvaltı da aynen. Kahvaltıda olmazsa olmazlar var. Bak, domates, peynir ve çay. Varım. Diğer şeyler zeytin. Değişebilir. Zeytin de çok severim ben. Zeytin de mesela zeytinyağını. Ben mesela hiç son belki 10 yıldır zeytinyağı dışında hiçbir şey kullanmıyorum. Her türlü yemeğe zeytinyağı. Sadece zeytinyağı. Biraz takım ben seni tutacağım her şey başına. Orada İskender'den falan devam edeceğim. Ya evet, onlar da olsun tamam ama bir de onlara alışınca insan istiyor sonrasında. Yani sürekli yemek istiyorsun. Alışkanlık yemeyince zaten. Beslenme böyle bir şey alışkanlık yani aslında. Kesinlikle. Nasıl besleniyorsunuz böyle devam ediyor. Bu artık oldu. Altını kapattım. Tamam. Aslında ben biraz küçük kabı almışım burada. Evet. Biraz şuna, zorlandım. Büyük de alsan daha rahat olur. Onu başka bir şey için kullanmayacaksak. Evet tamam. Başka bir şey kullanmayacağız ya. Oradan devam edebiliriz. Öyle diyeyim. İçine mi ekleyeceksin soğanı? Nasıl yapacaksın? Evet, soğanı da bunun içine ekleyeceğim. Sonra hamuru açacağız. Evet. En son işlem artık hamuru açıp içine harcını koymak. Evet, bir de kapatması bunun birazcık böyle havalı. Soğuk mu, havalı mı? Evet, yani tabii başka her türlü kapatılır da ben yaptığımda böyle şekilli yapmıştım. Şimdi. Şimdi artık hamurunu açacağız. Tamam. Bu da biraz soğuyacak o esnada ki. Tamam. Hamur pişirmesin. Bunun hamuru içini doldurup haşladıktan sonra, daha doğrusu haşlarken ki o kıvamı da çok önemli. Yani çok kaynar suyun içine atınca içindekiler çıkabilir. Ve kısık ateşte tek tek atarak yapıştırmadan. Tek tek yapıştırmadan. Aynen. Yani pişirme tekniği öğren. Böyle halkalar çıkartıyoruz, evet. Çay bardağı ucuyla. Dolayısıyla evet. Evdeki herkesin çay bardağı bu işi görecektir. Kesinlikle. Arada una batırıyorsun yapışmasın diye mi? Yapışmasın diye aynen. Burada aslında farklı olan bunun iç harcı yani. Evet. Bu hengelin farklı evet. Olması. Birazcık hanımların yaratıcılığına kalmış bir şey. Her türlü içle olabilecek bir şey. Bu arada biz merdaneyle başladık, oklavayla devam aynen. Ettik. Daha rahat oluyor çünkü kesinlikle. Oklavayla.
Şurayı bir kapatıyoruz. Sonra bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan, bir buradan, böyle 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 biraz çıkabiliyor. Evet, onun için içine az koymaları lazım. Şöyle birazcık, şimdi güzel olmadı bu ilk yaptığım, biraz elimin alışı. Alabilirsin aslında. Evet. Ha, böyle bir şey olacak yani. Evet, bir oradan. Sanki böyle bir saç örgüsü gibi bir görüntü olması lazım. Aynen, öyle bir görüntü oluyor zaten. Peki büyüklük bu mudur çay bardağının? Şeyde, orijinalinde böyle yapmışlardı. Ben de böyle öğrenmiştim. Daha büyüğü galiba zor olur. Biraz küçüğü çok şey gerekebilir. Çok da büyük olur, evet. Evet. Şöyle. Hiç gözükmeyecek değil mi harcı? Tamamen içine kapalı oluyor ve kapatıyoruz. Evet. Yani şöyle bir kapaması var. Sanki böyle bir balık sırtı saç örgüsü gibi. Evet. Gözüküyor. Ama üçgen kapatanlar da var. Ha, o tamamen. Yani biz biraz havalı yapalım peki, dedik. Peki şey, tek tek mi atacağız? Evet, tek tek. Atayım mı o zaman kaynağı? Olur. Kaynayanı şey yapıp pişeni alırız. Şöyle atıyorum o zaman. Hı-hı. Tekrar o kısmını söylemek isterim. Çünkü ben ilk yaptığımda birazcık içinden çıktı şeyler. Çok haş, çok telefonla konuşuyordum bile. Başından ayrılmayın. Evet, başından ayrılmayın. Ve çok kaynar suya atmayın. İçindekiler çıkabilir. Evet, zaten kaynadı ama şimdi artık bir sakinleşti su. Evet. Şimdi atmakta fayda var. Bu şekilde efendim. Bir yandan yapıyoruz, bir yandan kaynayan suya atıyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuzu yapınca artık üzerine güzelce süsleyeceğiz ve hengelimiz hazır olacak ama farklı olarak içinde bu sefer peynir kullandık. Keçi peyniri kullandık, keçi aynen. Keçi peyniri kullandık. Yemeğimiz hazır. Şöyle efendim sunumu yapalım. Ne yaptık? Hengel yaptık. Aslında İç Anadolu'nun güzel bir mantısını yaptık. Ama bu sefer farklı olarak içine keçi peyniri ekledik. Doğru. Başan tarifiydi. Bir hatırlayalım, nasıl yapmışız, neler koymuşuz. Hengel. Derin bir kaseye yumurta, un, su ve tuz eklenir. Yoğrularak hamur elde edilir. Hamur bezelere ayrılır. Bir tavada tereyağı eritilir. Küp küp doğranan soğanlar tavaya eklenir. Üzerine tuz, karabiber ve nane ilave edilerek sotelenir. Haşlanmış patatesler ve beyaz peynir ezilerek karıştırılır. Ardından soğan harç patatesli karışımı eklenir. Hamur açılarak bardak yardımıyla silindir şeklinde parçalara ayrılır. Ortasına iç harç eklenerek kapatılır. İç harç eklenen hamurlar kaynamış suya atılarak haşlanır. Haşlanan mantılar bir tabağa alınır. Küçük bir kaseye sarımsak rendelenir, süzme yoğurt ve su eklenerek sos hazırlanır. Hazırlanan sos mantıların üzerine dökülür. Küçük bir tavada tereyağı eritilir, domates salçası eklenerek karıştırılır. Hazırlanan karışım mantıların üzerine ilave edilir. Nane ile süslenerek servis edilir. Şimdi günün tatlısıyla devam edeceğiz. Ayvalık panna cotta tatlısı. Aslında çok güzel bir İtalyan tatlısıdır. Doğru. İtalyan muhallebisi diye geçer. Ama bu sefer bir Türk lezzetinin üstüne ekliyoruz. Aynen. Ayvalı yapacağız. Ayvalı yapacağız. Evet, önce kremayı, sütü ve şekeri ısıtacağız.
Bir yandan jelatinini eriteceğiz. Hı-hı. Önce pannacottasını yapacağız. Sonra ayvaları işte rendeleyeceğiz. Pişireceğiz. Üstüne pannacottanın üstüne. Üstüne olacak. Evet. Olacak, üstün, sonra da süsleyeceğiz. Süsleme olmadan olmaz zaten. Olmaz tabii ki. Evet. Önce malzemeler gelsin. Ardından başlayalım tatlımıza. Ayvalı pannacotta 300 ml krema, 100 ml süt, 1 kahve fincanı toz şeker, 100 gram toz jelatin, 1 çay bardağı su. Ayvalı sosu için 2 adet ayva, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1,5 su bardağı su, 1 kahve fincanı nişasta, 1 paket vanilya. Üzeri için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı ceviz içi. Şimdi tatlımız ilk olarak panakota kısmıyla başlıyoruz. Doğru. Kremasını ve sütünü ekliyorum. Tamam. Altını da yıkadık. Açayım mı hemen altını? Tamam. Kısabiliriz ama. Benim en sevdiğim tatlılardan. Öyle her mi? Yer güzel yapmaz. Benim de bir tarifim vardı. Pastanede çalıştığım dönemde öğrenmiştim. Hakikaten çok güzel bir tatlı oldu değil mi? Ve üzerine her türlü çok sos. Hafif, evet. Farklı meyvelerin lezzetleri de çok yakışıyor. Vişneyle yapılır, kiviyle yapılır. Evet, bizim muhallebimiz evet. gibi düşünün ama biraz daha tatlısı ve daha ne derler? Biraz daha farklı onun bir şeyi. İçi panakota evet. kısmının mı? Evet. Daha hafif olduğu için bizim galiba. Çok hamurlu daha, hamurlu biraz değil. Biraz daha evet hamurumsu bir tadı var bizim muhallebimizin. Bu biraz daha farklı daha oluyor. Daha süt ve krema tadını alıyoruz bunda. O şimdi ne ekledik belki. Burada? Krema, süt ve şeker. Ve şeker, aynen. Böyle bir karıştıracağız. Sonra ayvalarını soyacağız, tamam, rendeleyeceğiz. Olur. Bir de şuradan şey alayım, bıçak alayım. Şöyle tutayım. Hı. Bir yandan ayvalar. Tabii şimdi mevsimine göre de meyveleri kullanmak lazım tatlıların üstünde. Ayva tatlısı da benim en sevdiğim tatlılardan biri. Ben de çok severim üstüne kremayla. Bu arada bir şey soracağım. Başak, senin böyle bir biyoenerji ilgin varmış. Biyoenerji alanı ile ilgili. Evet. Nasıl, bize biraz bahseder misin? Ben merak bahsedeyim. Ediyorum. Ben böyle biyoenerji, regresyon, hipnoz, astroloji hepsiyle çok, evet, çok seviyorum. Çok ilgiliyim. Yaptırıyorum. Geçen hipnoz yaptırdım mesela. Allah. Hipnoz, evet, hipnozdan aslında çok korkuyordum. Ve çok reddediyordum hipnoz. Yani sanıyordum ki uyutulduğunuz, daha doğrusu uyku diye bir şey yok. Uyumuyorsunuz bilincin. Hipnozda ne yapıyorlar? Tamamen bilin, aslında şu, özü şu. Bilinçaltınızdaki negatif şeyleri temizleyip bilinç düzeyinde yaptığınız hareketleri değiştirmeniz için o bilinçaltının değişmesi lazım. Değişmesi hipnozla lazım. Da aynen hipnozla da bunu sağlıyorlar. Nasıl işte, hipnoz oluyorsun? Valla ben çok güzel oldu. Vardır ya, böyle bir hani önünde bir şey sallarlar, böyle bir seni hipnoz eder. Evet yani öyle olabilir. Bana bir şey sallamadılar. Ben çok meyilliyim şu herhalde. Hemen gittim. Nasıl yani? Uyuyor musun? Ya, gözün açık mı? Gözün açık değil. Benim gözüm açık değildi. Gözüm kapalı. Uyumuyorsun. Zaten uyuduğun zaman hipnozdan çıkmış oluyorsun. Ya hipnozun aslında amacı tamamen duygu düşünceleri tekrar düzenlemek. Yaptığımız her davranışın sebebi aslında bilinçaltındaki o kodlarımız. O kodları düzeltmeden bilinç düzeyinde yaptığımız hareketler düzelmiyor. O nedenle de böyle bir şey yaptırdım. Tabii bir seferde hani böyle sihirli değnek değil. Tabii ki çalışmak lazım. Bu arada işin ehlinde yaptırmak en önemlisi. Yani evet, hipnoz şu anda biliyorsunuz bu tarz şeyler fazlasıyla etrafta var. İşte bu merdiven altı dediğimiz. Evet evet, asla. Hele böyle bir şeyler için. Eğitimi almış, sertifikası olan. Hatta doktordan. Değil mi? Doktorları da var bu evet. işlerin. Eğer öyle bir ilgi alanınız varsa, öyle bir şeyden faydalanmak istiyorsanız kesinlikle öyle yerlere. Regresyon zaten. Da gene bu tarz bir şey. Regresyon ne? Kaynağa inmek demek aslında o regresyon. O da regresyon? Evet, yani gene bir problemin sebebini bulmak için. Belki geçmişte atıyorum çocukluğunda evet. yaşadığın bir şey senin şu an zamanında bir şeyini etki ediyor. Mesela benim evet şey kesinlikle olabilir. aynen. Okulların olabilir evet, değil mi? Yaptığımız, eğer mesela bir şey sürekli tekrarlanıyorsa hayatlarında böyle bir alana kayıp inceleyip altın, yani bilinçaltını onu temizliyorlar aslında. Şöyle bir şey var. Dört kademe var. Aslında bütün sonucun sebebi buradaki zemin. Zemini aile, ülke, yaşadığın ülke tabii, evet. Dinin, dilin, ırkın tabii. hepsi etkiliyor. Aha. Zemin ondan kaynaklanıyor. O zeminle o zemin sizin algınızı etkiliyor. Yani işte burada bir şey oluyor. Ben farklı algılıyorum. Siz farklı algılıyorsunuz. Oradaki arkadaş başka türlü algılayabiliyor. Tamamen zemin algıyı etkiliyor. Tabii mesela bu toplumda algı da, yetişmiş evet. bir insanla başka kesinlikle. Bir insan da farklı olabilir. Aynen, bize derslerde bunun şeyini örneklerini sen de vererek. Sen eğitimini aldın mı? Ben eğitimini almadım. Ben derslere katıldım. Ne olduğunu anlamak adına. Anlamak adına bizim şeyde. Burada bu kaynıyor bir yandan sohbet ediyoruz ama evet. yapmamız lazım. Bu kalsın mı, böyle kaynamaya devam edecek bir şey edecek miyiz? Birazcık kıstık değil mi altını? Kıstık altı.
Bir yandan karıştırayım dip tutmasın. Ha. Evet, bu işte zemin algıyı algı davranışı davranışta sonucu oluşturuyor. Yani yaşadığımız her şeyin sonucu aslında bizim zeminimizden kaynaklanıyor. Birisi dediğim gibi bir şeyi negatif algılayabiliyor, olan bir şeyi birisi pozitif algılıyor, birisi hiç etkilenmiyor, öbürü çok etkileniyor. Onun için o düzenlemeleri yapmak için de bu tarz branşlardan, bilim dallarından yararlanmak lazım. Bütün bunlar sonuçta sosyal hayatımızdaki insan ilişkilerini etkiliyor. Kesinlikle. Yani işinizdeki arkadaşlarınızla, ailenizde, eşinizle, çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi de etkilediği için faydalanmak da lazım. Evet, mesela astroloji de öyle. Siz ne burcusunuz? Dur, astrolojiye birazdan geleceğim. Öyle mi? Tamam. Bir de biyoenerji merak ediyorum. Evet, yani reiki, enerji gene eğil ellerde. Aynı şekilde bu negatif durumunuzu veya işte endişelerinizi, kaygılarınızı, uzak doğu bilimi, tıbbı, bu tarz şeyler, evet, her biraz zaman... Biraz böyle hastalık iyileştirme diye bir şey var. Atıyorum, mesela karnın mı ağrıyor, bir şey mi ağrıyor, evet. Baya benim bildiğim bir şey var reiki. Hani dokunmadan aslında... senin enerjini karşıdaki iyileştirebiliyorsun. Gene onda da eğer işin ehli kişilere bulup giderlerse hakikaten yararlanabilirler. Gerçekten benim gittiğim kişide psikologlar falan geliyordu. Yani vardı. Ben hatta girdiğimde biraz endişeli gitmiştim gene. Önce ben bir korkuyorum giderken böyle bir şeyler ama geride kalmıyorum. Mesela işte o gittiğim kişi de beni ikna etmek için anlatmıştı. Bak şu şöyle, bu böyle. Epey üst düzey yöneticilerden bahsetmişti. Kesinlikle ben de şey diye düşünüyorum. Yani yararlanabileceğimiz her şeyden yararlanmalıyız hayatı. İnanıyorsanız daha, tabii, evet, tabii ki. Önce inanmak lazım bu tip şeylere. Böyle bu bayağı fokurcuğuna. Tamam, onu şimdi jelatini önce birazcık açacağız burada. Şu kabuklarını alayım değil mi? Bunlar olur, atabiliriz. Ama. Evet, rica edeyim sizden. Burada jelatin önemli çünkü bağlayıcı özelliği var. Hani olmazsa tatlının kıvamı farklı oluyor bu tip tatlılar değil mi? Evet. Yani şey kıvamlandıracak. Marketlerde falan da zaten çok rahat çok satılıyor. Çok rahat bulunur aynen. Her yerden bulabilirsiniz. Önce böyle bir soğuk suyla, ılık suyla şey yapıp açıp sonra da ocakta ısıtacağız. Jelatin de biliyorsun aslında bir ilik gibi değil mi? Doğru, evet. Bir hayvansal ürün yani. O da bir... Bilmiyorum, veganlar çok tercih etmiyor. Hiç. O yüzden bu tatlı. Aynen. Şimdi ayvaları rendeleyecek misin? Evet, ayvaları rendeleyip bunları da pişireceğiz. Ayvaları da pişecek. Evet, ayvaları da pişireceğiz. Bu arada astroloji dedim ya. Evet. Ondan mı bahsetsek acaba? İnanır mısınız? Takip ben eder inanırım. Misiniz? Bak astroloji çok güzel takip ediyorum ve son dönemlerde daha çok anlamlandırmaya başladım kendi hayatımla ilgili. Yani burcun, insanın burcunun özelliklerini taşımasına falan çok inanıyorum mesela. Doğru. Ben geçen hafta gittim ve doğum haritama baktırdım. Daha önce de baktırmıştım. Doğum haritası böyle çok şey... aslında yıldız Başak. Başak üstü, boğa yanı terazi. Üstü yanı ne? Ben bir tek yükselen biliyorum. Yükselen bir de ay burcu var. Yükselenin boğa, evet, ay burcum terazi. Boğa. Sizin ne burcunuz? Benim burcum terazi, yükselenim kova, yanımı bilmiyorum. Üstü bilir, yanımı bilmiyorum. Şey, terazi misiniz? Teraziyim. Yani bir terazi ya. Gerçekten yani o yazılan bütün terazi aslında benim. Ya neler diyorlar mesela bilirim aslında biraz ama... Okuduğum üzere yani tabii tam şey yapmayayım ama. Bu arada 2018 yılı ben Başak Burcu olduğum için tabii ki çok ciddi şey yapıyorum. Ne? Benim ilgileniyorum ve okuyorum. İşte baktırdığımda da özellikle benim için 2018-19 yani önümüzdeki bir yıl nefis geçecek. Öyle mi? Ay, evet. Ay da Başak. Öyle mi? Nefis geçecekse söyleyeyim bari ona. Evet da. Yani her anlamda hem ticari hem aşk. Evet, aşkta. Evet. İyiymiş. Başak Burçları sevinsin. Sevinsin. Evet, evlenenler falan olabilirmiş yani. Öyle mi? Evet. Şimdi cam bu artık kaynadı. İçine ekleyeyim. Evet, lütfen onu içine ekleyeyim. Yani hepsini öbürsünü ekliyorum artık kremalı sosumuza. Ayvaları koyduk. Pişmeye başlıyor. Ne ekleyeceğiz buna? Şeker ve tarçın ekleyeceğiz. Şeker, tarçın. Ekleyelim mi? Evet, tamam. Ekleyelim birazcık. Tamam.
Daha çok tarçınlı sever misiniz bilmiyorum ama. Koy koy, bence güzel olur. Ayvanın biraz daha böyle ekşimsi bir tadı olsun. Bak şu an söylerken dişlerimi kamaştığını hissettim. Bir şey diyeceğim. Dişlerimi kamaştı ya. Söylerken. Niye öyle oldu? Böyle tahtaya dokunursun ya, öyle bir his geldi bana. İstersen seni alayım ocak başına. Nişastasını ve vanilyasını ekledik. Daha sonra bir blenderdan geçirdik ki o biraz daha kalan parçalar da iyicene içinde böyle küçülmüş oldu. Şimdi artık bunun soğuması lazım. Panna cotta'mı soğuyacak. Ayvalı sosunu soğuyacak. Evet, üstüne bu ayvalı sosu koyacağız. Ondan sonra da üstüne tereyağı ve cevizle güzel bir sos yapacağız. Ama onu en son yapalım ki böyle soğuduktan sonra koyduğumuzda böyle güzel şık bir görüntüsü olsun. Bunları dolaba atalım. Biz de bu sırada gün 3. tarifle devam edelim. Tavuklu patates topları var. Çok güzel bir atıştırmalık. Çay saatlerine de çok yakışacak bir tarif. Önce malzemeler gelsin. Tavuklu patates topları. 3 adet haşlanmış patates, 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı galeta unu. İçi harcı için 1 adet haşlanmış tavuk but, 1,5 su bardağı garnitür, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Kızartmak için ayçiçek yağı. Geldik tavuklu patates toplarına. Evet. Şimdi malzemelerimiz belli. Az malzeme ama güzel bir lezzet olacak. Evet, lezzetli bir şey. Haşlanmış patates. Haşlanmış, önceden haşladığımız bir but ve garnitür. Garnitür evet, var. Bunları dideceğiz, bunları ezeceğiz, toplar yapacağız. Garnitürle tavuğu karıştırıp o topların içine koyup kapatıp galeta ve yumurtalayıp kızartacağız. İçinden lezzet çıkacak. Evet. Lezzet topları gibi. Aynen. Nereden başlayalım? Şunları didebiliriz. Sizden tamam. Yardım isteyebilirim. Ben mi dideyim? Ben dideyim ya da bunları ben size... Nasıl didemem gerektiğini çok bilmiyorum. Neresini kullanacaksın? Derisini alacak mısın? Derisini alalım. Bunlar ne olacak? Bunlar da ezilecek. Tamam dur. Ben o ezme işini yapayım. Tamam. Şu büyükte. Değil mi? Şu büyük. Aynen. Ben de ditme işini yapayım. Ditme. Evet. Ditme işi. Şöyle. Ben derisini evet. Kullanmaktan pek hoşlanmıyorum. Bu tip tariflerde derisi evet. Değil de içindeki evet. Et daha güzel oluyor. De göğüs eti kuru oluyor. Sanırım aynen. Daha biraz daha hareketli yeri olarak. Olduğu için hayvanın o yüzden. Değil mi? O daha aynen. Güzel. Şey yaparmışsın, misafir geldiğinde konsept sofralar kurarmışsın. Ya öyle demeyin. İnanın... Not ediyormuş koyduğu çatı bıçağı evet. Falan. Evet evet yani şey gelen kişiye göre ve bir konsept belirleyip mesela en son geldiklerinde işte Eminönü'nden böyle tüllü toplar falan almıştım. Pamuk şekerleri ve küçük böyle şey horoz şekeri falan tarzı şeylerden almıştım. Hı-hı. Onları işte masaya süsledim. Böyle renkli renkli, rengarenk böyle bir masa oldu. Ona bunu neden not alıyorsun? Unutmayayım diye. Bir daha aynı atıyorum. Kişilere mesela aynı yemeği yapmayayım sonra, diye. Bir ay sonra, iki ay sonra bir daha geldi aynı misafirler. Kızmazlar herhalde aynı şeyi yaptığım için. Ama evet değişik bir şeyler yapayım diye. O notlardan bakıp bir de dediğim gibi her sefer değişik şeyler yapmayı seviyorum. Yalnız her seferi bir git Eminönü'ne bir şeyler al gel. Yok o kadar abartı bir şey yapmıyorum ama evet yani böyle bir o zaman tatlısını hatırlıyorum o yaptığım şeyin. Marshmallow'lu çikolata yapmıştım. Hmm. Çikolataları, para çikolataları altına dizip şeyin bir tane fırın tepsisi ya da kabının üstüne marshmallow'ları koyuyorsunuz böyle. Fırına veriyorsunuz çok hızlıca ama yani. Çünkü onlar hemen böyle büyüyor bayağı böyle kabarıyorlar. Sonra da bisküviyle onu böyle yiyorlar. Allah bayağı güzel bir şey. Böyle şekerli bir şey olduğu için böyle rengarenk. Hatta burada var o tüllerden gösteririm şimdi. Çok keyifli olmuştu. Renkli bir sofra olmuştu. Bazen işte Chinese, Çin, Japon yaparsak ona göre şeyler. Yapıyor musun sushi falan evde? Sushi hiç denemedim. Annem çok seviyor sushi. Çok iddialı. Daha doğrusu şey diyor. Kesin alacağım malzemeleri evde deneyeceğim. O kadar yiyor ki sushi. Evet. Ben de çok severim ama yani tamam 6, 8, 10 evet. Yani biz kalkarken annem birazca bir altılı daha yesemiydik diye söylüyor yani. Türkçe sushi'ler de var artık. Böyle etten falan sushi'ler yapıyorlar normalde. Görüyorum evet. Enteresan. Çok lezzetli oluyor. Geçenlerde yine gördüm böyle bir şeyi ben de. Evet değişik olabilir hiç denemedim. Ama bütün dünya mutfaklarını tatmak, denemek, açık olmak lazım. Ben Meksika çok keyifli. Severim, Tay'ı çok severim, baharatlı şeyler. Baharatlı evet, mutfağı. Baharatlı. Hint'in bazılarını severim. Hint mutfağı daha da baharatlı. Evet, aslında. Aynen.
Onlar bayağı kullanıyorlar. İngiltere'de de belli yemekler var. Evet. Böyle daha popüler işte fish and chipsleri var onların. Evet, her köşe başında bizim... Ama ağır olmuyor mu? Çok yağlı ya. Ya bana o zaman fish çok chips. Lezzetli geliyordu valla. Evet, çok keyifle yiyordum. Bir de onlar böyle her köşe başında vardır. Şeye normal kapla falan vermezler. Böyle büyük kese kağıdı gibi şeyleri üçgen yaparlar. Hmm. İçine bir şey, bir böyle patatesi alır atarlar. Yanına da bir miktar... balık verirler. Evet. Çok da leziz yani oluyor. Bizim lokantadaki balık usulü ya da atıyorum mesela ekmek arası balık usulümüzden çok daha farklı onların. Çok yağlı algısı. Ama lezzetli. Daha böyle kızartma balık. Bizdeki gibi değil yani. Bizim aslında damak tadımız bence daha iyi. Evet, daha bizim mutfağımız. Onlar biraz daha hızlı ve hazırlar. Evet, bizde Akdeniz var, işte Antep var, Adana var. Bizim kültürümüz hakikaten çok geniş. Kesinlikle. Şeyi de çok severim bu arada ben. Akdeniz mutfağını, mezeleri, otlu şeyleri. Çok severim. Ege de öyledir. Ege, evet. Bütün mutfaklara basitmiş oldu. Aynen. Şimdi bunun içine bir şey karıştırıyor muyuz? Onun içine bir şey karıştırmayacağız. Onu topçuklar yapacağız. İçine oyacağız. Hmm. Bu şeyleri. Tavukları ve garnitürü koyacağız. Garnitürü koyup karıştıracağız. Aslında bunu birazcık küçültmemiz lazım bu tavukları ki. Biraz çünkü büyük toplar yapmayacağız. Küçük toplar olduğu için içindeki tavuğun da biraz nitelmesi lazım aslında. Hatta birazcık bıçak. Hem tavuk hem garnitür koyacağız. Evet. Patatesin içine. Patatesin içine. Hatta bunu belki birazcık blenderdan çekmeleri ya da kesmeleri daha iyi olabilir. Ama o zaman da çok böyle tel tel oluyor. Ben onu sevmiyorum. Çerkez tavuğunu çok severim. Ben de çok severim. Çerkez tavuğunu yapsak acaba ya? Olabilir. Çerkez tavuğu çok güzel oluyor. Güzel yapan konuk varsa gelsin bize. Çerkez tavuğunu ben de severim, evet. Evet, değil mi? Bir de onun da yani hakikaten hakkını vermek lazım. Böyle yavan olmayacak. Evet. Değil mi? O çok keyifli bir aslında lezzet. Sulu sulu olacak. Güzel olur. Çerkez tavuğu sipariş veriyorum konuklarıma. Evde de yapıp getirebilirsiniz, problem değil. Tavuklarımız dediklendi efendim. Şimdi sıra geldi şekil vermeye. Evet, onları önce bir karışacaklar. Yumurtalarını kıyayım şuraya. Olur, yumurtasını. Hem sarısı hem beyazı değil mi? Evet. Kırılacak. Galeta unumuz da var. Evet. Kızartmak için. Yumurtaya, galetaya. Hatta tekrar yumurtaya, galetaya batıralım ki. Öyle mi? Tekrar. Şey, dağılıyor yoksa. Bir de tuz ve karabiberimiz var. Onları evet, da garnitür ekleyeceğiz değil mi? Lütfen. Tuzumuzu ekleyelim. Tavukla garnitürü. Yine buna da istedikleri baharatı katabilirler. Bir de patates ve tuz ve baharat kaldırır lezzet olarak. Hı hı. Çok kolay bir tarifmiş aslında. Evet, aslında kazanabilecek bir tarif. Kesinlikle. Birazcık bir belki şekil vermesinde zorlanabilirler ama. Bir yerde de zorlanalım canım. Böyle kolay olmasın hayat değil mi? Şöyle. Evet, ben şimdi şekil vermeye başlıyorum. Tamam. Böyle içli köfte yapar gibi. Önce şeyi açmak gerekecek. Karaton da koyduk. Ben bir yandan yağlısını koyup kızartabilirim. Biraz ısınsın değil mi? Bu tip evet. Kızaran tarifler kızgın yağda. Kızgın yağda aynen. Bol ve kızgın yağda. Daha küçük bir kaşık alacağım. Tatlı kaşık. Orada içine. Ay ne güzel bir lezzet bu. Aslında şey, ne? İçli köfteden diyorum ya, alışkınlardır. Hı. Birazcık daha ince açabilirler. Ben şimdi o kadar şey ince yapamadım galiba. Hangisini? Şey mi? Dışının şeyini, evet. Bayağı kapatıyoruz. Hiçbir şekilde içindeki garnitür gözükmüyor. Kaç tane böyle top yapacağız. Sonra önce yumurta sonra galeta onu değil mi? Sonra bir set daha bir yumurta bir galeta yapalım ki dağılmasın. Dağılıyor yordan, çünkü. Yordan, evet. Yordan yapacağız. Tek kızartmaya başlayacağız. O zaman da çok bulaşmıyor mu acaba? Yok. Yumurta da olmuyor değil mi? Yok. İnce olduğu için zaten galeta unu da zaten yapışıyor. Bayağı da büyük oldu. Siz dilerseniz küçük yapabilirsiniz ama o zaman da içine malzeme sığmayabilir. Doğru. Yani bu oran gene baktığınızda daha iyi.
Aslında buradan hemen şeye, ocağa koyayım. Aynen, ilki gelsin. Annem ikizler. İkizler mi? Evet. Nasıl, sen şey anneannem de ikizler. Evet. Anlaşma falan bakıyor musun işlere? Anlaşamadığınız zaman bir nokta olduğunda. Ya hiç olmuyor. Ya aslında ya olmamasına imkan yok tabii ama annem çok lokumdur benim. O yüzden lokumdur. Lokum anne. Evet. O yüzden şey bir şekilde uzlaşırız yani. Ne güzel. Evet. Abim var demiştin. Abim var, evet. O da Ankara'da. Bunun çocuğu falan var mı? Yok, biz ikimiz de evlenmedik daha. Niye öyle oldu? Vallahi bilmiyorum niye öyle oldu. Kısmet mi olmadı ya da kariyer mi hep ağır bastı? Ya evet, ben birazcık çalışmaya çok fazla açıkçası önem verdim. Zaten Ankara'dan İstanbul'a gelme sebebim de oydu. Çalışmak, kariyer yapmak. Tabii. Falan biraz galiba ikinci planda kaldı ama artık biraz söyleniyor çevremdekiler, en çok da annem. Çevrem annenin. Yani annem çok fazla bunaltmadı hiçbir zaman. Babacığım ama da. Abin de evlenmemişse belki abin abine daha çok baskı olabilir. Valla abim annemin yanında olduğu için ona daha çok baskı yapıyor olabilir. Yani bir hani bir torun artık ikinizden evet. Evlensin de. Ben abimi bekliyorum. Abim ya şey büyük olduğu için onu bekliyorum. O evlensin sonra. Hiç kapatma valla. Bu işlerin bir sırası yok. Doğru aslında. Kızın kısmet için herkes evlenecek diye bir şey yok. Gene tabii. Doğru aynen. Yapıyoruz ama yani insan yalnız da mutlu olabilir. Bekarken de mutlu olabilir. Neden olmasın? Valla ben o kadar yoğunum ki zaten. Gerçekten kendime zor vakit ayırıyorum. Aşkım aşkımı düşünecek halim yok diyorsun. Yok ama. Düşünürüm. Düşünürüm aşkım. Olursa düşünürüm aşkım. Olursa düşünürüm. Hayır demem ama şey ben dans ediyorum mesela. Salsa öyle yapıyorum. Mi? Evet. Kursa gidiyorum. Var mı salsa geceleri falan? Tabii tabii. Her hafta var. Oralara gidiyoruz. Aynı zamanda ders alıyorum. Yeni Sirtaki'ye başladım. Ah, ne güzel. Evet. Vaktimi böyle şeylerle dolduruyorum. Film izlemeyi çok aslında seviyorum. Aslında çok da sosyalsin. Evet sosyalim. Ama bazen böyle birisiyle tanışmak mı zor geliyor? Belki bu bütün enerji işlerine işte bunun için gidiyor fazla olabilir. Fazla enerji. Fazla enerjiden bulamıyorsun bu sefer. Evet. Olsam bu kim bilir neler üstlersin. Bunu belki katlı bir şeye koyabilirdim mesela. Katlı böyle sosunu bir şeyine. Vardı. Evet. Buna bu nasıl soslar olabilir? Buna böyle her türlü dip sos, şeyli yoğurtlu bir şeyler olabilir veya salçalı bir şeyler olabilir. Hı-hı. Peynirli. Her şey kuşu patates. Evet patates. Gerçekten. Şey de olabilir. Böyle çedar peynirini erittiğiniz evet, evet. Zaman inanılmaz güzel bir patates yakışan bir sos oluyor. Bu da aklınızın bir köşesine olsun. Çok da kolay, hemen fırında ya da mikrodalga bile varsa bencecik eritebilirsiniz. Ne yaptık? Tavuklu patates topu yaptık. Topları yaptık. Çok güzel, pratik, gayet elimizdeki malzemelerle olan güzel bir tarifti. Bir hatırlayalım neler koymuşuz içine. Tavuklu patates topları. Derin bir kasede haşlanmış patatesler ezilir. Haşlanmış olan tavuklar ince ince doğranır. Üzerine garnitür, tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır. Patatesler yuvarlanır, içlerine tavuklar eklenerek kapatılır. Hazırlanan patatesler önce yumurtaya, sonra galeta ununa, ardından tekrar yumurtaya batırılarak kızgın yağda kızartılır. Hazırlanan tavuklu patates topları sunum tabağına alınır. Maydanozla süslenerek servis edilir. Efendim tatlımız vardı, soğumasını bekliyorduk, soğudu. Şimdi ayvalı panakottamızı servis edeceğiz. Ufak rötuşları var, onu da halledelim. Değil mi? Evet, ben biraz ceviz kıyıyorum burada. Tamam, ben de şunu hemen bir kaşık alayım. Havanda da dövebilirler gerçi ama. Ceviz de ayva yakışıyor değil mi? Hmm, çok güzel olur. Tarçın ceviz. Evet. Tereyağımız var. Cevizleri önce ekleyelim yoksa şeker mi koyayım önce? Önce şeker. Önce şeker. Biraz daha erisin.
Bu arada bu ayva elma gibi koktu. Hı hı. Kokusu çok güzel. Belki böyle mevsimine göre elmalı da yapabilirsiniz. Aynen. O da güzel olabilir. Vişneli olabilir, elmalı olabilir. Valla Kote ben böyle vişne gibi şeyleri daha çok istiyorum. Doğru. Yani hep böyle böğürtlen vişne gibi orman meyveleri. Ekşi lezzetler çok yakışıyor. Son dokunuşumuzu da yapalım. Şöyle efendim cevizli böyle şekerli bir karamelize yaptık. Onları şöyle üzerine yumurtalarını ekleyeceğim. Sen çok şeker kullanmayı sevmiyorsan artık bunu misafirler için yapmış olursun. Böyle arada kaçamak olabilir. Olabilir aynen öyle. Bu tarz şeylere. Efendim tarifimiz hazır. Ayvalı panna cotta yaptık. Güzel bir İtalyan muhallebisini güzel bir meyveyle üstledik. Biraz Türk usulü oldu, daha da şık oldu. Bir hatırlayalım neler koymuşuz, nasıl yapmışız. Ayvalı panna cotta. Tencereye krema, süt ve toz şeker eklenerek kıvam alana kadar pişirilir. Ardından toz jelatin ve su karıştırılarak küçük bir tavada kıvam alana kadar pişirilir. Kıvam alan jelatin kremalı karışıma eklenir. Pişmiş olan panna cotta kuplara alınır. Ayvalar soyulur ve rendelenerek tencereye alınır. Üzerine toz şeker, tarçın, su, nişasta ve vanilya eklenerek sotelenir. Pişmiş olan ayvalar rondoda çekilir. Püre haline gelen ayvalar panna cottaların üzerine eklenir. Tereyağı eritilir. Üzerine toz şeker ve ceviz eklenerek karıştırılır. Panna cottaların üzeri cevizlerle süslenerek servis edilir. Günün ortasında havuçlu kek krizi gelmiyor mu? Havuçlu kek krizi. Bana bir beş çayı krizi geliyor. Doyurucu, besleyici, içinde bol bol sebze de var. Hepsinin o yüzden güzel tarifleri oldu. Günün son tarifle devam ediyoruz. Hardallı fasulye salatası ama bu sefer taze fasulye kullanacağız. Evet. Aslında çok olacak. Evet, sağlıklı ve leziz bir salata. Önce fasulyeleri haşlayacağız. Bunu işte yenmesi kolay olsun diye 3-4 parçaya kesebiliriz, bölebiliriz. Hı hı. Hardal, mayonez ve süzme yoğurttan bir sos yapacağız. Ve de çam fıstıklarını mincik böyle yağda bir çevireceğiz. Üstüne dekor olsun aslında diye lezzetli olsun. Aslında taze fasulye. Gerisi evet. Artık soslar ve renklendirmeler. Önce malzemeler gelsin, ardından başlayalım. Hardallı fasulye salatası, 500 gram taze fasulye, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Başlıyoruz efendim salatamıza, direkt fasulyelerden başlayacağız. Evet, bunu yenmesi kolay olsun diye işte 3-4'e bölebiliriz. Yani biraz daha böyle daha küçük bir yemeği bile yaparmışçasına. Evet, daha küçük bile olabilir. Hatta böyle dibleğe vardır, bilir misiniz? Giresun'un evet, biliyorum. Bilir misiniz? Çok severim. Onun gibi bile olabilir yani, daha küçük bile olabilir. Ama şeylerde de biliyorsunuz, böyle sebzelerde de ne kadar çok az da bölerseniz o kadar vitamini içinde kalır. Ha, daha böyle bir evet. Tüketmek hatta lazım. Hatta aslında birazcık elle yapmak veya tahta şeylerle kesmek. Hı. Mesela maydanozu falan da ben asla böyle bıçakla şey yapmam. Demir değdirmemek değdirmem lazım. Evet. Ya elle. Onun için şey bıçaklar çıkmış, böyle plastik bıçaklar var. Gibi, kendisi evet. Böyle şeffaf plastik. Ispanak falan özellikle demirinden hı hı. kaybetmesin diye böyle bıçaklar çıkarmışlar. Yani elle mümkünse, olmuyorsa da o tarz şeylerle. Şey, ıspanak biraz daha elle olabilir hı hı. salatada ama evet. Bu tip yemeklerde ne yazık ki bıçak gerekiyor. Kolay aleti yemek için aslında lazım. Evet biz böyle birazcık. Şey sever misin mutfak aleti edat almayı? Severim güzel şeyleri. Böyle güzel mesela fincan takımları tabii, falan. Tabii. Ben de fincan takımları görünce kendimden geçiyorum. Bu çok güzel olmuyor mu ya? Yemek takımı, fincan takımı. Ben evet kahve keyfi zaten. Kahve keyfi, evet. Türk kahvesini seversin. Türk de severim, filtre de severim, French press hepsini severim. Her kahveyi severim yani şöyle bir sabahleyin evde kahve kokunca böyle bir filtre yeni kahve. Yeni bizde adetler oldu. Bizde bir Türk kahvesi vardı. Şimdi bu latteler, espressolar falanlar filanlar böyle bir daha moda oldu evlerde değil mi? Artık evlerde o tip kahve makineleri de çıktı. Türk kahvesinin yerini tabii hiçbirisi tutmuyor. Türk kahvesinden vazgeçemiyor zaten. Şeyde ben bir sürede Ürdün'de yaşamıştım. Orada nerede? Ürdün'de, Amman'da. Evet. Orada şey kakule koyuyorlar şeyin kakule, içine. Kakule, evet. Türk kahvesi. Evet. Enteresan bir tadı oluyor. O ilk başta çok hoşuma gitmemişti de sonradan acaba beğendim. Benim sevdiğim Türk kahvesi vardı. O muydu acaba? Kakuleli mi? Sütlü gibi mi rengi? Yok, sütlü gibi değil. O daha sütlü benim. Sütlü olan hangisi? Şimdi söyle.
hatırlayacağım. Evet, annem aldı bana ondan. Evet, evet. Aslında onun için mahlep koyuyor, salep koyuyorlar galiba. Salep. Birazcık. Evet, evet. Öyle bir şeyler koyuyorlar. Bir sürü şey var içinde de. Bende var evde onlar. Şimdi hatırlayamadım ismini ama. Bir tane bir markalı bir şeyini içmiştim. Çok beğenmiştim. Çok güzel. Adını unuttum. Kutusunda atmışım kabını. Bende var, ben size gönderirim. Bu arada yaptıktan sonra direkt haşlamaya bırakıyoruz. Evet, haşlayacağız. Tamam. Suyumuz da kaynadı. Böyle günün ortasında kahve işte havuçlu kek krizi gelmiyor mu? Havuçlu kek krizi. Bana bir beş çay krizi geliyor. Ha. Beş çay yanında da bir şey. Bir şey. Tatlı, evet. Tuzlu bir şey. Şöyle atacağım. Kısırmasın. Evet, haşlanmaya bırakacağız. Hı-hı. Yani böyle varsa buzluğunuzda haşlanmış taze fasulye ne ala, pat diye hemen yapabilirsiniz. Aynen. Hoca, kıyafet renklerinin de insanlara en evet. önemli etkisi var. Doğru, doğru, ama. Doğru. Yeşilin neymiş acaba? Bilmiyorum yeşilin. Geçen aslında bununla ilgili de bir eğitim aldık biz de şimdi ya. Hiç hatırlayamıyorum. Evet, kırmızının, morun yeşilin. Morun biraz depresif renk olduğunu biliyorum. Morun mu? Evet, biraz depresif. Ben çok severim. Benim rengim de mordur mesela. Ben çok çok severim. Ben de mor seviyorum ama... Depresyon rengi galiba. Ben de saray rengi diyebilirim. Saray rengi mi? Evet, Osmanlı'da çok kullanılmış bir renktir. Kadife, morlar falan böyle. Çok severim moru gerçekten. Belki de öyle bir şey var canım. Zenginlik rengidir falan. Evet, derler. Bir şey anlamı olabilir. Ne kadar çok. Aslında bu, yani bu bilim çeşitlerinin sonu yok. Bir sürü şey var değil mi yani? İnanmakla, araştırmakla alakalı olarak bir yandan sosumuzu yapacağız. Fıstıkları da kavuracağız değil mi? Evet, fıstıkları da kavuracağız. Şey, yağsız tavada mı? Yok, yağ ile birlikte yapacağız. Birazcık yağ. Hatta evet, şöyle ben bir yağlanır yapayım. Aynen. Şöyle altına sıkısalım. Biraz yağ da fıstıkları hepsini kavurabilirim. Evet, böyle aynen birazcık şey. Şimdi mayonezi ekliyorum. Evet. Hardal. Mayonez, hardal, süzme yoğurt mu? Evet. Çok yakışıyor değil mi bu üçlü? Çok. Taneli hardal da çok güzel oluyor. Çok severim, evet. Sever misiniz ama taneli hardal da bu farkları çok yakışıyor. Birazcık yağ böyle kendine gelsin, ondan sonra atacağım içine. Annenin eli nasıl yemekle? Çok iyi. Ondan zaten aslında bana. Evet. Çok. İlk yemek yapmaya ne zaman başladı? İlk yemek yapmaya benim birazcık şey garip olmuştu. Hiç yemek yapmamıştım hayatımda. Bir gün annemle babam mobilya almaya gitmişlerdi. Hı-hı. Ankara'da siteler vardır. Siteler, evet. Bilmez miyim? Evet, oraya gitmişlerdi. Ben de onlara sürpriz bir cumartesi günüydü galiba. Kaç yaşındaydı? Herhalde 14-15, çok büyük, hı-hı, değildim. Ama daha hiç yem. Ama sürekli mutfakta annemin yanında olurdum. Hep sohbet, hı-hı, ederdik, konuşurduk annemle. İlk yemek karnıyarık. Aa. Pilav, cacık, salata. Oh, çok güzel. Tadıyla ilgili ya. Emin değilim. Ama bile çok güzel. Beğenmişlerdi. Benim evet, evet, tabii. Aynen. Ne dediler gelince? Çok şaşırdılar. Babam inanamamıştı. Aman kızım, eline sağlık. Evet, bayılmışlar yani. Çok şaşırmışlardı. İşte sofrayı kurmuştum yine filan. Varmış, o zamandan varmış. Evet, içimde aynen. Dolmalı fıstıklar renk almaya başladı. Evet. Bu da tamam. Yani soktu. Aslında burada önemli olan fasulyenin haşlanma süresi. Evet. Ondan sonra gerçekten hiçbir zahmet olmayan bir salata tarifi. Çok da sağlıklı, lezzetli. Çok da sağlıklı, güzel. Bir de şimdi işte patates topu, hengel dedik. Onun yanında böyle fresh, taze bir şey. Evet, bir hamur işi, bir tatlı, evet, bir salata. Aslında bugünkü menü olarak da güzel bir menü. Dengeleyici. Evet, dengeleyici. Çok hamur da olmadı, daha iyi oldu. Kapatayım altını. Yarısı kızgın, böyle... Alıcılı bir renk oldu. Biz kendimize bir çay arası verelim. Fasulyemiz haşlansın. Sonra zaten birleştirince salatamız lezzetli olacak. Evet. Efendim, şimdi fasulyeler haşlandı. Hemen şöyle tabağa alalım. Evet, buraya alalım. Sonra soslu karıştıracağız. Aynen. Bir güzel. Edamame sever misin? Ay şimdi biraz annen önce onu... Annen suşi seversin. Evet, severim. Buzlukta duruyor. Aslında bunun edameden ne farkı var? Onun fasulyesi daha farklı. Birazcık daha, tipi evet. De, tipi de lezzetli. Ama mesela ben yazın fırında bezelye bile yaptım o şekilde. Hmm. Yani birazcık böyle üstüne baharat koyup kekik, nane, pul biber. Sonra şey... zeytinyağı gezdirdim, tuz, böyle tane büyük tuzlardan. Hı hı. Ondan sonra fırına verdim, çıkarttım, böyle bayağı şey gibi, edamame gibi yedim. Evet.
Adem abi de bir fasulye çeşididir ve çok da böyle haşlayıp direkt kıtır kıtır içini yiyorsunuz kabukları bırakıp. Aslında o şekilde mesela sebze yiyorsun, çok da keyifli oluyor. Evet. Normalde fasulye kimse böyle oturup yemiyor. Ama Adem abi olunca güzel oluyor. Artık marketlerde var. Var var, evet, evet. Satılıyor, ben de gördüm. Çok güzel haşlandı. Ben dediğim gibi birazcık daha çiğ seviyorum şeyi. Şey, diri diri. Diri diri seviyorum. Ben de tercih ederim, öyle daha güzel oluyor. Sosumuzu koyalım. Bu da gene şeye bağlı. Yani daha çok soslu isterlerse daha fazla malzemeyle yapabilirler. Ben malzemenin hepsini kullanmadım. Sos her şeyle olacak bir sos. Evet, yani çok güzel kokuyor zaten. Demek ki de kullanabilirsiniz değil mi? Hardal çok severim. Yani hardal ben tek başına sevmiyorum ama böyle mayonezle falan karıştırdım daha da çok gidiyor. Şimdi karıştırdıktan sonra şeylerini, aynen, fıstıklarını. Servis tabağımızı alıp fıstıkları da en son üzerine koyacağız. Aynen. Hop, güzel bir pratik salata tarifi aslında. Yani buna etin yanına garnitür olarak mesela, da yapabilirsiniz. Güzel bir ızgara tavuk, işte bonfile et ya da köfte istiyorsanız, hindi et istiyorsanız. Her şeyin yanına böyle bir genelde sebze yemenin güzel yolları aslında. Bizde köftenin yanına pilav falan veriliyor. Hı hı. Aslında onun yerine bu tarz bir şey hem çok sağlıklı. Evet, burada bir tek mayonez birazcık şey, evet, şımarıklık oluyor. O kadar açıkta aslında. Bitleyelim mi servis tabağımıza? Evet. Şöyle. Hı hı. Aynen, olduğu gibi boşaltabiliriz. Boşaltacağım. Tarifimiz hazır. Evet. Sunabiliriz artık. Efendim ne yaptık son tarifimizde? Hardallı fasulye salatası yaptık. Çok pratik, güzel bir tarif. Genelde evdeki malzemeleri kullandık yine. Çok da güzel bir garnitür oldu etlerin yanına. Bir hatırlayalım nasıl yapmışız. Hardallı fasulye salatası. Taze fasulyeler doğranarak kaynamış suda haşlanır. Küçük bir kaseye süzme yoğurt, hardal, mayonez, tuz ve karabiber eklenerek sos hazırlanır. Sos tavasına ayçiçek yağı eklenerek dolmalık fıstıklar kızartılır. Haşlanmış olan taze fasulyeler derin bir kaseye alınır. Üzerine hazırlanmış olan hardallı sos eklenerek karıştırılır. Sunum tabağına alınır. Üzeri kızarmış olan dolmalık fıstıklarla süslenerek servis edilir. İlk olarak hengelle başladık. Farklı bir tarif oldu. Ayvalı panna cotta tarifi yaptık. Bu da güzel bir tarif. Doyurucu, besleyici, içinde bol bol sebze de var hepsinin, o yüzden güzel tarifler oldu. Efendim çay saati soframızı kurduk. Evet. Çaylara doyamadık, hem arada içtik hem bir de soframıza koyduk. Güzel bir hakikaten çay saati oldu. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Beğendiniz değil mi? Hem beğendim, hem pratik oldu, hem de böyle hakikaten biziz, biraz farklı lezzetler de kullandık. Yani ayvalı panna cotta gibi, fasulye gibi. Benim favorim o. Oldu. Bu mu? Evet, evet, sen sebzeci olduğun için. Benim favorim de galiba bu, öyle gözüküyor. Bir hatırlayalım neler yaptığımız en baştan. İlk olarak hengelle başladık. Evet. Aslında bir İç Anadolu tarifi diyebiliriz ama tabii her yöre kendine göre, evet, şekillendiriyor. Aslında Başan burada farklı olan tarifi içine patates ve keçi peyniri koydu. Evet. Yani kıyma kullanmadık. Yok. Keçi peyniri farklı bir tarif oldu. Açtığımız hamurun içine patatesli, böyle naneli, soğanlı ve keçi peynirli bir harç hazırlayıp değişik bir kapatma stili var. Böyle balık sırtı örgü gibi. Sonra aslında suda haşlayıp üzerine güzel bir yoğurt, sos, sarımsaklı ve tabii ki salçasıyla güzel bir hengel tarifi oldu. Evet, evet, hengel oldu. Daha sonra tatlımız vardı. Ayvalı panna cotta tarif yaptık. Bir İtalyan muhallebisini güzel bir meyveyle birleştirdik. Bir yerde muhallebimiz vardı. Bir yerde de ayvalarımızı böyle birazcık kavurduk ve işte şekerini, nişastasını ekledik. Tarçın ekledik. Tarçın ekledik. Onu sonra tekrar rondodan çektik çünkü biraz daha pürüzsüz oldu. Pürüzsüz olsun diye. Önemli olan tabii bunların soğuması dolapta, ondan sonra servis edilmesi. Son olarak da üzerine cevizli şekerli böyle bir karamelize sos. Tereyağıyla, aynen. Güzel ve böyle yazın da güzel kullanabileceğiniz ama meyvesini değiştirebilirsiniz belki üstündeki. Evet. Ama kışın da kış meyveleri hakikaten güzel bir tarif oldu. Daha sonra patates toplarımız var ama içinde tavuk var. Tavuklu patates topu. Tavuklu ve patates. Garnitür türlü aslında. Bir yerde haşlanmış patatesimiz var. İçli köfte yapar gibi içini oyduk. İçine de didiklediğimiz haşlanmış tavukları ve garnitürü karıştırarak biraz da baharat ekledik. Bu da güzel bir tarif ve galeta unu yumurtayla bulayınca ama ikişer kere buladık. Evet, dağılmasın diye ikişer kere yaptık. Kızarttık. Üstüne böyle bir, evet, süs yaptık. Ardımızda renklendirdik. Evet. Güzel biraz da kızartma. Ara sıcak tarif diyebiliriz.
Bu da son tarifimiz günün salatası. Hardallı fasulye salatası. Burada bu sefer taze fasulyeyi kullandık. Çok kullanmıyoruz salatalarda ama neden olmasın? Tabii. Değil mi? Çok basit, haşlanmış taze fasulyeler. Böyle minik minik böldüğümüz. Yanına da güzel bir sos. Süzme yoğurt, hardal, ha, mayonez. Biraz da şöyle bir tereyağında, daha doğrusu sıvı yağda birazcık dolmalık fıstıkları kavurduk. Onlar da biraz renk aldı. Güzel renk bir lezzet oldu. Aynen çıktı. Öyle. Çok lezzetli oldu hepsi. Soframız güzel, doyurucu, besleyici. İçinde bol bol sebze de var hepsinin. O yüzden güzel tarifler oldu. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz sohbetin için, geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Buradan Ankara'ya da sevgilerimizi gönderelim. Başvurularımız için de www.showtv.com.tr adresinden bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.